İyi sabahlar diliyoruz efendim. Doktor Özgür Koldaş'la birlikte ben Deniz Şahla Orucova Bozkurt. Hafta içi her sabah sizlerin karşısındayız. Birbirinden değerli uzman konuklarımızı stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ağırlıyoruz. Soracağımız her şeyi soruyoruz. Öğreneceğimiz yeni bilgilerin hepsini sizin adınıza kaydediyoruz ve hepsini sizlere sunuyoruz. Umarım beğeniliyordur. Hocam şimdi haftalardır yayın yapıyoruz ve gerçekten ister sosyal medya araçları üzerinden, isterse WhatsApp hattımız üzerinden izleyicilerimizden o kadar güzel yorumlar alıyoruz ki o kadar güzel katkıda bulunuyorsunuz ki siz bizim programımıza. Aslında bizi ikimizi görüyorsunuz ama programı çok büyük bir ekiple şekillendiriyoruz. O ekibin içerisinde izleyicilerimiz de var. İzleyicilerimiz de var ve aynı zamanda ekibimizin heyecanını keşke bir gün imkan olsa da kamera arkasıyla birlikte gösterebilsek. Hocam imkan var. Önümüzdeki günlerde kamera arkamızda görüntüleriz. İzleyicilerimiz için de paylaşırız. Peki bugün neler konuşacağız? Kimleri ağırlayacağız? İzliyoruz. Sonrasında dönüyoruz. Ameliyatsız göz kapağı estetiği nasıl yapılır? Plazma enerjisiyle yapılan cilt tedavileri neler? Fotobiyodinamik terapi nedir? Cilt lekeleri neden oluşur? Fotobiyodinamik terapi, ciltteki kızarıklıkları ve akneleri nasıl tedavi eder? Ameliyatsız cilt gençleştirme tedavilerini dermatoloji uzmanı Dr. Deniz Koral anlatacak. Az sonra. Ve tekrar stüdyomuzdayız. Hocam biz bugün çok uyumlu olmuşuz. Evet maviler. Şöyle baktım. Aynı zamanda stüdyomuzla da çok uyumlu olmuşuz. Senin mavin biraz daha az ama. Benim hepsi mavi. İşte birazcık bir uyalım. Uyumu sağlamışız. Evet. Genelde böyle bir uyumsuz giyiniyoruz son günlerde. Bugün baktım siz böyle işte mavi mavi giyindiniz. Koştum hemen ben de uygun olsun diye mavi teşekkür giydim hocam. Teşekkür ederim Şahla'cığım. Yine dop dolu bir program hazırladık. Şimdi biz Özgür Hocam'la sohbete dalıyoruz bazen. Yönetmenimiz de hemen uyarıyor konuyu. Ya konuya dönün artık konuya gelin demeye çalışıyorlar. Aynen. Bugün gerçekten çok özel bir konu konuşuyoruz. Tıpta yeni doğan bir bebekten bahsedeceğiz. Tıp mesleğinde birçok branş vardır ki yüzyıllardan beri gelir. Hariciye diye binilen cerrahi olarak yeni sonra isimleri konulan sonra birçok dallara ayrılan birçok dal, branş ve alt segment vardır, bilim dalı vardır. Ancak benim de yapmaktan çok keyif aldığım bir alan var ki ameliyatsız estetik dünyası. Evet şu anda hemen herkes ekranların başında sesini açar oldu ve kulak kabartır olur diye düşünüyorum. Bu arada yayına başlamadan önce bu anlamda konuyu anlatmak üzere ciddi ve hummalı bir hazırlık vardı. Hepsini paylaşacağız sizlerle. Stüdyomuzda biraz farklılıklar var görüyorsunuz. Onları paylaşacağız. Hatta hocam orada salamlar, jambonlar falan var. Nedir o? Şimdi izleyicilerimize bunu anlattığımız zaman... Gerçekten ben düşünmüştüm diyeceksin bir de. Peki o zaman davet edelim mi konuğumuzu? Evet İstanbul'dan bizim için geldi konuğumuz. İyi ki gelmiş, hoş gelmiş. Dermatoloji uzmanı Doktor Deniz Koral geliyor stüdyomuza efendim. Hoş geldiniz hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Merhaba. Çok şıksınız hocam. Çok şıksınız. Bayıldım gömleğinize, ceketinize, mendilinize, çiçekli mendil. Aa, ne evet. Kadar güzel olmuş. Mavili sizinki gibi. Aynen. Evet, bize güzel olmuş hocam. Evet. İstanbul havası getirdiniz sevgili meslektaşın. Evet, evet. Bahar havası. Bahar havası getirdiniz. Hoş geldiniz. Buradan selam olsun İstanbul'dan ve ülkemizin çeşitli noktalarından, şehirlerinden bizi izleyen tüm izleyicilerimize. Yurt dışından da oldukça fazla izleniyoruz. Herkese selam olsun. Yurt dışından da gelen mesajları gördükçe göğsümüz kabarıyor. ameliyatsız estetiklerle ilgili siz gelmeden önce konuşuyorduk. Tıpta birçok branşımız var. Ancak ameliyatsız estetik dünyasında siz de yer alıyorsunuz. Başarılı evet. Çalışmalarınızda imza atıyorsunuz. Gerçekten siz de en az benim kadar heyecanlanıyor musunuz? Vallahi tabii şöyle, bizim bu mesleğe ilk başladığımız yıllarda dermatolojide yani ameliyatsız, zaten bizim branşımız ameliyatsız branş ama hasta bakmaktan öte bir iş yapma şansımız çok fazla yoktu. Tabii teknolojinin gelişmesiyle birlikte cerrahların bile vazgeçtiği bir sektör doğdu. Ameliyatsız estetik. Çünkü insanların vakti kısıtlı. Ve de çok daha hızlı geri dönüşüm isteniyor. O dolayısıyla bu ameliyatsız estetik işi giderek yaygınlaştı. Ve çünkü hakikaten herkesin ameliyat olma şansı yok. Ameliyatlarda maliyetler yüksek. Daha uygun sosyal hayattan tabii, kopmalar sosyal çok hayattan fazla. Kopmadan daha uygun ücretlerle bu işi yapabilmek, önlem alabilmek adına tabii çok önemli aslında. Yani şimdi ameliyat dediğiniz şey son. Oraya gelmeden bu işi kurtarmanın bir çaresi var mı? Evet işte ameliyatsız estetik.
Tüm bunları konuşacağız. Konuşalım. Sizi alalım. Masa başına geçelim efendim. Buyurun. Dermatoloji uzmanı Doktor Deniz Koral bizimle birlikte. Ekran başında izleyen tüm izleyicilerimize hatırlatalım. Bugün çok önemli bilgiler paylaşacak hocam bizimle. Eğer sizin de sorularınız, merak ettikleriniz varsa WhatsApp hattımızdan ve sosyal medya adreslerimizden hem Özgür hocama hem bana hem de izleyici konuklarımıza soru sorabilirsiniz diyelim ve başlayalım konumuza. Evet. Hocam ameliyatsız estetikler. Evet, konu başlığımız bu. Evet. Bu ameliyatsız estetikler içerisinde de biraz daha girişimsel işlemlerle yapılanlar var. Bir de hiç artık külliyen hiçbir şey yapılmadan hokus pokus yaparcasına değmeden yapılanlar var. Allah aşkına. Önce isterseniz biraz daha yoğun iş yaptığımız, biraz daha girişimsel yaptıklarımızdan başlayalım. Evet. Yeni enerji türleri keşfedildi bu alanda. Neler bunlar hocam? Mesela en çok şimdi şu anda konuşmamız gereken plazma enerjisi bence. Plazma enerjisi. Çünkü şimdi mesela lazer deyince herkes 7'den 70'e diyebiliyor ama plazma deyince herkes sanayiye gidiyor aklı. Çünkü bir hakikaten sanayi enerjisi gibi plazma bir böyle. Televizyon markası da vardı. Gibi. Evet. Evet. Eskiden plazma televizyonlar vardı. Aslında plazma dediğimiz şey dünyada her yerde gördüğümüz, aşina olduğumuz bir şey ama biz tabii ona plazma demiyoruz mesela. Şimşek çaktı diyoruz. Ne bileyim işte floresan lambası diyoruz. İşte mum alevi diyoruz. Bunun hepsi plazma enerjisi aslında. Plazma maddenin dördüncü hali. Yani şimdi tabii katı, biz sıvı, hep katıyı, sıvıyı, gazı biliyoruz ama dört deyince tabii gaz ne oluyor sonra? Gaz patlıyor. Eğer bir enerji daha uygularsanız yanıyor. Havadaki gazın yanmasıyla ortaya çıkan enerji işte plazma oluyor. Ve bu da cilde hakikaten temas etmeden, çok önemli bir şey, hani sanki bir lazervari bir olay, cildinize temas etmeden o oluşan ark, o sıcaklık sizin yapmak istediğiniz şey neyse onun buharlaşmasına sebep oluyor. Biz buna tıp lisanında sublimasyon diyoruz ama biz buna buharlaşma diyelim açıkçası, herkes hani daha rahat anlasın diye. Biz istemediğimiz şeyi uzaklaştırıyoruz. Peki bunun diğer enerjilerden farkı ne? Hani kulağına geldiğimiz bir sürü şey vardı, bu nereden çıktı şimdi? Daha uygun elde edilebilmesi ve daha uygun maliyetler yapılabilmesi ve doku dostu olması çok önemli. Yani çok şey. Yüksek enerjiyle birdenbire gaz haline getiriyorsunuz, evet, yok ediyorsunuz yani havadaki, bir lezyonu. Tabii havadaki şeyle, oksijenle, havadaki gazlarla biz bu arkı meydana getiriyoruz ve bir anda dokuyu buharlaştırıyoruz. Yani bir bakıyorsunuz var, bir bakıyorsunuz yok gibi. Peki şimdi İki hekim tabii siz konuşuyorsunuz, aranızda da anlaşıyorsunuz ama ben evet, halk olarak konuyu çok bilmeyen birisi olarak merak ne ediyorum. Ne diyorsunuz diyorsunuz bu bize? Bu plazma neyi gaza, neyi gaz, gaz haline gidip uçuruyorsunuz diye, değil mi? Bu plazma enerjisi benim ne işime yarayacak? Yani ben hangi sorunlarımdan plazma enerjisiyle veya bunun sağladığı teknolojilerle kurtulabileceğim? Aslında biraz sonra göstereceğiz ama aslında bu işi tabii göstermek amaçlı yapıyoruz. Aslında bu işe yarası diye yapılmamış bu. Hani salam sosis pişirmek için değil. Evet, stüdyomuzda bu arada şöyle bir yakından gösterme şansınız varsa sevgili yani yönetmenim. Ben stüdyoya girdiğimde şaşırdım. Dedim ki Özgür hocam bu salam, jambon bunlar ne yapacağız biz bunlarla bugün dedim. İnsan dokusuna en yakın. Evet. Cilde yani gösterebilmek amacıyla. Gösterebilmek amacıyla cildin üzerinde bir şey varsa bunu yok edebilmek amacıyla. Yani şimdi ekranlarını açan yeni izleyicilerimiz için plazma enerjisi ne iş yapıyor? Örneğin bir ben var. Biz buna bir sürü isim i̇şte takarız da bu, bir ben var cildin üstünde de duruyor. Bunu keserek mi uzaklaştıralım, dondurarak mı uzaklaştıralım, yakarak mı uzaklaştıralım derken Deniz Hocam diyor ki plazma yapalım. Plazma ile gaz haline getirelim. Şimdi birdenbire plazma, yok edelim. Plazma enerjisi buharlaştırıyor demiştik ya. Mesela neyi buharlaştırıyor? Beni alabilirsiniz. Ben. Tedavisi yapabilirsiniz. Bu kapaklarda özellikle en çok kullanıldığı yeri söyleyeyim. Göz kapakları. Göz kapakları. Neden? Sadece ameliyat olma şansı var göz kapağının. Biz bu yöntemle göz kapaklarındaki fazla deriyi, o hani kesilerek çıkartılan kısmı plazma enerjisiyle buharlaştırabiliyoruz. Bu buharlaştırdığımız zaman ortaya çıkan tablo ameliyata benzer bir sonuç verdiği için biz buna göz çevresi estetiği diyoruz. Ameliyatsız göz çevresi estetiği. Dolayısıyla bu ameliyatsız göz çevresi estetiği en önemli endikasyonlarından bir tanesi. Tabii onun yanı sıra kırışıklıkları giderebilmesi, ben gibi, sihir gibi çeşitli lezyonların ortadan kaldırılabilmesi, ameliyat ve yara izlerini düzeltebilmesi, göz çevresindeki yağ kaynaklı bir takım lezyonlar, hani şimdi isim çok olarak çok insanların bilebileceği şeyler değil belki, ksantalezma falan gibi.
Yani göz kapaklarının üzerinde sarı bir lekeler vardır ya. Sarı böyle yağ birikimi, biber lekeler, onların giderilebilmesi. Bunu ameliyat yapsak çok gürültülü, çok uzun sürüyor. Yapmasak bu ne olacak diyor hastalarımız. Bu gibi durumlar bu için çok kullanılıyor. Bu gibi durumlarda özellikle dermatoloji olarak biz çok kullandığımız, mesela koteri bıraktırdı bize neredeyse bu. Çünkü biz koterle yapıyorduk bu tür şeyleri ama koterin çevre dokuya verdiği ısı ve sıkıntı yara iyileşmesini güçleştirdiğinden dolayı bayağı sıkıntı çekiyordu hastalar. Şimdi biz mesela kriyoterapi, dondurma işlemi çok yaptığımız bir şey. Onu da vazgeçtik neredeyse. Çünkü aslında tam da plazma ben bunu çok soracaktım. Safe, yani emniyetli bir şey hasta açısından. Diğer yöntemlere göre avantajları nedir diyecektim sizde. Evet, yani geri dönüşü çok hızlı. Mesela bir donduruyorsunuz bir ay ancak kendine geliyor. Siyah bir leke oluyor. Aynen, leke olma şansı falan fazla oluyor. Koter elektrikle kullanılıyor ve de vücuttan elektrik geçiyor. Yani vücudunuzdan elektrik dolanıyor. Dolayısıyla siz komple bir ark halindesiniz yani o anda. Ve de civar dokuda, etraf dokuda, yani yaptığınız yerin etrafında bir ısınma söz konusu. Yara iyileşmesi gecikiyor. Lazer çok pahalı bir teknoloji. Her yerde kullanılamıyor. Dolayısıyla biz plazma enerjisiyle çok basit. Yani elimizde tuttuğumuz bir tükenmez kalem diyeceğim neredeyse. Birazdan göreceğiz. Bir cihazla çok rahat bir şekilde ve de lokal anestezik uygulamayla, hani cerrahi değil, bıçak yok, kesmek yok, biçmek yok, anestezi yok, neşter yok, hani tabiri caizse en çok kullanılan laf neştersiz. Yani senin anlayacağın Şahlacığım, bir filmde vardı, bir sahne vardı ya, Zeki Mören de bizi görecek. Radyonun resimlisi. Bu kadar yani eski çalışmalarımıza göre yeni gelmiş olduğumuz nokta gerçekten radyonun resimlisi diyeceğim durumda. Evet. Görebilmemiz mümkün mü hocam? Evet. Tabii. Ben de çok merak ediyorum. Hatta sabırsızlanıyorum. Salamların başına ne gelecek? Salamlar da sabırsızlanıyor yanmak için. Öyle mi? Şimdi biz burada uygulamayı yaparken hepimiz o arkın çıktığını göreceğiz. Ve yaptığımız yerde de böyle bir süblimasyon var, kabuklanma meydana gelecek. Dilerseniz hemen şöyle bir şöyle şurada, yakından da alabilirsin. Kamerada bizi rahat görebilsin diye böyle yavaş yavaş yapalım. Görüyorsunuz bir ark oluşuyor, bir şimşek çıkıyor. Aslında çok da hatta dokunmuyorsunuz. Şimdi plazma enerjisinin efendim çok önemli bir özelliği vardır. Eğer dokunursanız, bakın şimdi şu an dokundum. Çalışıyor Deler. Mu? Çalışmaz. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Plazma enerjisi ortamda hava olması gerektirir. Benim yani hastanın cildindeki elektrikle cihazın üretmiş olduğu elektrik bir arada buluştuklarında ortadaki gazı yakarak oluşturuyorlar plazmayı. Şimşek çakma gibi. Şimşek yani çakma. Birdenbire bir mesafeye geldiği arada, zaman bir anda arada mutlaka bir şey olması lazım. Mesafe olması lazım. Bakın. Mesafe olduğu zaman çalışıyor. Bu da emniyetini gösteriyor. Mesela ben dokunduğum zaman asla çalışmaz. Bu da neyi sağlar bize? Yani yapmak istediğimiz şeyi biz kontrol edebiliriz. Yani cihaz yapmak istediğimizden çok daha fazla bir iş yapmaz. Hastaya zarar vermez. En önemli özelliklerinden bir tanesi budur. O yüzden de yara iyileşmesi çok çok iyi ve çabuk gelişir. Hastanın en çok dikkat etmesi gereken şey yara iyileşmesinden sonra oluşan kızarıklığı güneşten saklamak. O hocam şimdi basit. Açık tenli birisini düşünelim. Evet, bu da açık yani tenli. Açık tenli jambonumuza geçelim. Evet. Açık tenli jambonumuzda da yine aynı şekilde göreceğiz. Kameramız bakın. Görebiliyor mu? Evet, açık tenli geldi ve burada benler vardı diyelim. Şimdi tabii ben olduğu zaman biz bunu böyle devamlı surette o benin olduğu yerde çevreyi böyle yakarak çevreyi geçiyorsunuz. Yakarak geçiyoruz. Ve beni oradan çıkarıyorsunuz. Evet. Ya da En önemli özelliklerinden bir tanesi bu, ıslak olduğu zaman çalışmaz. Salamımız birazcık ıslak olmuş olabilir. O yüzden kırmızı salamda devam edelim. Hocam hemen salamımızı kurutalım. Cildimizi kurutuyoruz efendim. Dolayısıyla hastamızın cildin hazırlanması gerekiyor değil mi bu işlem için? Gördüğünüz gibi hemen kuruduğu zaman hemen şimşekler çakmaya başlıyor. Çünkü niye? Su iletken olmadığı için aradaki yüzey farkı oluşmadığından dolayı ark atmıyor. Şimdi bu gibi durumda peş peşe yan yana birçok noktada bu arkları oluşturduk. Ve cildimizde de bir noktalarda belki bir toplu iğnenin ucundan çok çok daha ince küçücük yaracıklar oluşturduk. Kaç günde iyileşir bu yaralar? Bu şimdi aslında çok tıbbi bir olay. Hani biz bir yere yara olduğu zaman, bir vücudumuz bir parçası kontrollü yara olduğu zaman kontrollü zarar veriyoruz. Yara o iyileşirken ne yapıyor? Etraf dokuyu kendine doğru toparlıyor ve büzüyor değil mi? Evet. Yani normalde göz çevresi için söylüyorum bunu, kırışıklıklar için söylüyorum. Mesela anti-aging amaçlı da kullanabiliriz bunu. Mesela göbek kırışıklıklarında, boyun kırışıklıklarında kırışıklıkları azaltmak için de kullanabiliriz. Yara iyileşme fizyolojisi
hakim olaya. Tamamen bir yara iyileşmesi. Evet. Yara iyileşirken bir hafta 10 günde iyileşiyor. Hı hı. Bu da bir hafta 10 günde iyileşiyor. Kabuklar dökülüyor. Gerçekten çok gergin bir cilt karşımıza çıkıyor. Yapmak istediğimiz şey, ortadan kaldırmak istediğimiz bir bense zaten tamamen kalkmış oluyor. Anında gidiyor. Eğer biraz daha elastikiyeti bozulmuş, yaş almış, gevşemiş, kırışmış bir cilt varsa... Cildi geriyorsunuz o zaman. Cildi geriyorsunuz. Tabii. Özellikle yüz bölgesinde yapılan işlemler, göbekte, boyunda, cildin gerilmesiyle sonuçlanıyor ve biz buna aslında fraksiyonel bir plazma enerjisiyle uyguladığımız işlem diyoruz. Yani aslında yapmış olduğumuz şey plazma enerjisiyle fraksiyonel bir uygulama yapıp cildin rejüvenasyonunu sağlamak. Gençleşmesini, yeniden yapılanmasını sağlamak oluyor. Peki şunu merak ediyorum hocam. Hastaya bu işlem uygulanırken hasta ne hissediyor? Mesela şöyle bir atış yapsanız mu? Bana ben çok uyuşturmadan acı çeker miyim? Hayır, uyuşturmadan. Mutlaka uyuşturmamız lazım. Çünkü arada yaklaşık 1800 dereceye yakın bir sıcaklık oluşuyor. Hocam şunu yapalım da inşallah her yapın, şeyi yapın. Atlıyor. Ben dayanırım. Yok yok hayır. Onun için cesaretliyim hocam. Yaklaşık 20-30 dakika civarında uygulamamız gereken bir lokal anestezik kremimiz var. Tabii bazı lezyonlarda yok etmemiz gereken eğer bir bense onda lokal anestezi enjekte de edebiliyoruz. O duruma sadece bağlı. Sadece o bölgeyi değil mi? O bölgeye tabii uyuşturuyoruz ki sadece hastanın hissedeceği ne olur biliyor musunuz? Hafif bir koku. Niye? Cilt buharlaşıyor ya doğal olarak bir şu anda o koku burada da var. Burada da salam kokusu var ama normalde insanın etinin kokusu ortaya çıkıyor. Her yeni yöntemde olduğu gibi uzun bir çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucunda literatürümüze girmiştir mutlaka. Bilinen bir komplikasyonu var mıdır bu yöntemin? Çok güzel bir noktaya değindin Özgürcüğüm. Hakikaten yani bu işi 15 yıldan beri geliştirmek için uğraşan bir team var, bir takım var. Dünyadaki bu plazma enerjisinin en başta gelen isimleri ve çok sayıda bilimsel araştırmayla bunu destekleyerek sonuçta öyle bir yere varmışlar ki şimdi şu anda biz çok emin bir şekilde kullanıyoruz bunu. Komplikasyon sadece ve sadece ne biliyor musunuz? Eğer yara bakımını iyi yapmazsanız ve güneşten korumazsanız oluşabilecek olan lekedir. Başka hiçbir şey yok. Koyulaşma. O zaman bunun bir mevsimi var mıdır hocam? Yani mevsim, yaz aylarında. Mevsim aslında yok ama tabii ki yazın lazım. Ortasında, güneşin alnında, deniz yani mevsiminde koruyamayacağını ihtimali yüksektir diye. Bu kadar da riske girmenin manası peki, yok. Peki kaç seans sonrasında gerçekten bu plazma enerjisi etkisini gösterir? Şimdi aslında lezyona bağlı. Şimdi mesela eğer bense bir seansta bitiyor. Sihilse bir seansta bitiyor. Ama derdimiz eğer rejüvenasyonsa, göz kapağı falan filansa tabii göz kapağının durumuna bağlı. Mesela çok böyle hani neredeyse ameliyat sınırını geçmiş, gözünü kapatacak derecede düşük kapaklar var. Onları da bile uygulayabiliyoruz ama yani şimdi tabii onun yara iyileşmesi ve de kendini germesi derinin çok yeterli olmayabiliyor. O yüzden bazen 2-3 seans sürdüğü de olabiliyor. Tamamen o artık duruma bağlı. Çok ama iyi. Çok uzun süren işlemler değil aslında. Peki şimdi bu böyle yakmalı makmalı, dumanlı bir işlem. Plazma enerjisiyle cilt yenilemeler, benlerin butonlarının uzaklaştırılması. Lekeler aynı zamanda. Lekelerin uzaklaştırılması. Tabii. Peki bunun dışında böyle daha gizemli, büyülü, hiçbir şey yapmadan sadece ışıklı mışıklı şeyleriniz var diye olmaz biliyorum mı? Ben. Olmaz ışıklı mı? Işıklı mışıklı, gizemli, olmaz büyülü mı? Derken. Şimdi aslında her şey enerji. Yani bu hakikaten dünyanın derdi de enerji ya. Evet, bizim de evet. Tedavideki derdimiz enerji. Ameliyatsız yöntemlerde enerji kullanıyoruz. Ameliyatlı yöntemlerde kendi enerjimizi kullanıyoruz. Kendi enerjimizi kesiyoruz, kullanıyoruz. Biçiyoruz. Ameliyatsız yöntemlerde cihazların enerjilerini kullanıyoruz. Vallahi işte bir dert sahibi olduk. Evet. Her şey enerji. Şimdi bu plazma enerjisiydi. Dediğiniz gibi şimdi başka bir enerjiden de bahsedecek olursak o da bizim çok eskilerden beri bildiğimiz bir şey aslında. Yani biz dermatoloji kliniklerinde çok böyle aletin, edevatın olmadığı zamanlarda, tedavilerin çok iyi yapılamadığı zamanlarda bu ışıktan faydalanmışızdır hep. Yani normal ışıktan da faydalanmışızdır. Ve fototerapi yapardık. Hala daha da yapılabiliyor, yapılıyor. Özellikle mesela bazı hastalıkların tedavisinde, işte bazı deri kanserlerin tedavisinde, SEDEF'te, akne'de, vitiligo'da falan hep ışıklı tedaviler vardır. Biz bunlara fototerapi deriz. Kullandığımız ışına ve de kullandığımız malzemeye göre isimleri değişir. Fakat biz bunu kendi kliniklerimizde estetik amaçlı çok fazla yapmadık. Çünkü cihaz yoktu, kullanabileceğimiz ürünler yoktu. Dolayısıyla sonunda o bir yere, bir yere geldik. Bak, oraya radyonun geldik. Resimlisini bir tane daha çıkmış. Evet, oraya geldik. Şimdi ne yapabiliyoruz? Kliniğimizde akne ile ilgili sorunu olanlarda, leke ile ilgili sorunu olanlarda, kırışıklıkla ilgili sorunu olanlarda ve de kırmızı yüz dediğimiz rozase
hani var ya öyle kırmızı yüzler. Kırmızı böyle kıpkırmızı. Bunların hepsi gül hastalığı derler. Roza derler. Ondan sonra kuperoz derler. Bir sürü isim var. Bütün bunlarla alakalı birçok yöntem deneniyor aslında. Var lazerler, var peelingler, var kimyasal yöntemler, var medikal tedaviler var. Fakat bu bir süreç, kronik bir süreç aslında. Yani akne öyle şakkalanak bir kere de geçmiyor. Leke de öyle. İşte onu yapıyorsunuz, sonra başka bir şey yapıyorsunuz, sonra başka bir şey yapıyorsunuz. Hasta kendini koruyor. Bir alternatif doğdu şimdi. Biz fototerapiyi kliniğimize getirdik. Bunlar öyle kliniklerde falan filan yapılabilecek bir şey değildi. Yani muayenehanede yapılabilecek şeyler değildi. Şimdi biz kliniğimize getirdik fototerapiyi. Nasıl getirdik? Fotosensitif, yani ışığa duyarlı ürünleri, o hani söylemiş olduğumuz rahatsızlıkla alakalı fotosensitif ürünleri cildimize uyguluyoruz. Üstüne high density diyot tekniğiyle yapılmış LED değil ama. Hani şimdi LED deyince herkes, her yerde LED var şimdi şu anda. Arabalarda da LED var, televizyonlarda LED oldu, her yer LED oldu var, ama. Ne farkı var değil mi? Şimdi onlardan değil bu. Bu tedavi amaçlı kullanabileceğimiz güçlü bir ışık üreten, kısa sürede yüksek enerji verebilen ve de o sensitif ürünleri aktive edebilen bir maske. Hocam ben şimdi yanlış mı anlıyorum? Şimdi siz öyle bir yeni nesil bir fototerapi türü bu. Yeniden gündemimize gelmiş anladığım kadarıyla. Evet. Bu fototerapide iki tane yeni şey gelişmiş. Bir tanesi ürünlerle yeni ürünler icat olmuş. Bu ürünleri yüze sürüyorsunuz veya bir yerlere sürüyorsunuz. Bu ürünler normalde bir etki yapmıyor. Ancak özel bir ışıkla karşılaştırıldığı zaman çalışıyor. Maalesef. Bir anda patlıyor gibi düşünelim. Yani wow. Olay patlıyor. İşte radyonun resimlisi evet, bu. Radyonun resimlisi işte bu. Şimdi notlarıma bakıyorum. Fotobiyodinamik terapi şimdi, değil mi? Tabii. Şimdi ürünler bu işin olmazsa olmazı. Zaten kullanıyorduk biz bu tür malzemeleri. Allah aşkına ürün içeriği nedir? Gerçekten çok meraklandım hocam. Şimdi aslında içlerinde hep foto duyarlandırıcı bir madde var hep. Hani bu ışığa karşı duyarlanmayı sağlayan, cildin duyarlanmasını sağlayan, cilde sürüldükten sonra ışıkla temas edene kadar bekletilen ve ondan sonra belli bir süre sonra maske takıldığında ışık vasıtasıyla aktive olacak ve de işlem görecek ürünleri taşıyan diyelim biz buna. Bir fotosensitif kitimiz var. Bu fotosensitif kitin içinde lekede kullandığımız benzer ürünler yine var. Aknede kullandığımız stafilokokları öldürücü yine ürünler içinde yine var. Kırmızı yüzde damar büzücü bir takım ürünler hem yine var. Hem de aynı zamanda hazırlığınızı yaptığınız işte de görelim mi? Evet, görmek isteriz hocam. İşte mi paylaşalım şimdi? Madem, ışıklı, mışıklı falan dedi hocam resimli, böyle. Radyo çıktı, radyonun resimlisi çıktı. Biz de gösterelim. Şimdi bahsettiğim şey fotosensitif ürünler aslında önce bir peelingle başlıyor. Neden? Hocam biz, şöyle buraya alalım sizi. Tamam. Buradan şöyle, şuradan anlatayım. Lütfen. Bir peelingle başlıyor. Neden peelingle başlıyor? Cildi temizliyoruz. Uygulamaya hazır hale getiriyoruz. Evet, özelliklerin hepsi açılıyor. Bu peelingi yaptıktan sonra cildimize uygulayacak olduğumuz fotosensitizan madde neyse şikayetimize göre onu uyguluyoruz. Şimdi hangi şikayetler hocam? Mesela en çok sıkıntımız leke de var biliyorsunuz. Leke çok önemli. Akne. Papülopüstüler akneler, özellikle bu ergenlik dönemi akneleri çok önemli. Evet, genç kızlarımızın hepsi tabii, ekran başına. aynı zamanda bu kırışıklıklarla alakalı demiştim. Hani ince kırışıklarımızı halletmek için de kullanabiliyoruz. Bir de kırmızı yüz demiştik. Kıpkırmızı yüzler var. Bunları nasıl yapıyoruz? Damarları çok fazla bundan ortaya çıkmış. Şimdi temizledik, peeling yaptık. Arkasından uygulamayı gerçekleştirecek olan fotosensitif, yani ışığa duyarlı maddeyi sürdük. Hastamızı bir 5 dakika karanlıkta beklettik. Karanlıkta. Niçin? Çünkü ışığa hassas ya. Hassas. Bizim ışıkla karşılaşması lazım. Bu ışıkla değil. Dolayısıyla o orada erisin, içine iyice işlesin diye. Çünkü biz peeling yaptık, temizledik ya. İçine iyice işledi bir güzel. Arkasından maskemizi takıyoruz. Maskemizin özelliği var. 2 tane maskemiz var. Hem boyun hem yüz. Güzel. Mesela diyelim ki yüzümüzde sivilce var, boynumuzda leke var atıyorum. Biz 2 ayrı ışık kullanabiliriz. Bu maskelerdeki ışıklar bizim hastalıklarımıza uygun bir dalga boyunda renk verirler. Mesela kırmızıyı neyle öldürürüz? Tersi sarı. Sarıyla evet. Evet. Leke nedir? Bu arada Galatasaray'ın şampiyonluğunda evet, kutluyoruz. Kutluyoruz kendileri bir Galatasaraylı olarak bize bunu armağan ettik. Kutluyoruz. Gerçekten tebrik ederiz. Çok güzel de oynadılar. Tebrik ediyoruz. Evet hocam. Evet, kırmızıyı sarıyla öldürdük. Kahverengi neyle öldüreceğiz? Onun da öldürücüsü yeşil. Yeşil. Akne
ne yapacak? Mavi ışık verecek. Mavi ışık. Peki ne kaldı geriye? Kırışıklık kaldı. O da yine kırmızıyı sever. Kırışıklıklarda rejüvenasyon yapan ışık kırmızıdır. Bizim bu maskelerin içerisinde, high density diyot maskelerin içerisinde her aşamada kırmızı ışık hep var. Dolayısıyla ne oluyoruz biz? Aknemiz de olsa, kırışıklığımız da olsa, lekemiz de olsa, derdimiz ne olursa olsun kırmızı ışığı alıyoruz. Artı yani rejüvene de olmuş oluyoruz. Ve aynı zamanda da lazım olan rengi vererek hastaya yaklaşık bir 15 dakika fototerapi yapıyoruz. Ürün aktifleniyor ve ürün görevini ise onu yapıyor. 15 dakika mı sürüyor? 15 dakika sürüyor. Tabii sonra hastamız bundan çıktıktan sonra çok iyi bir koruyucu ve de içinde besleyici, nemlendirici ürünler olan bir krem var. Onu sürüyor. Ve böylece bir haftalığına bizden ayrılıyor. Bir hafta sonra tekrar geliyor. Biz bu işi duruma göre, yani hastanın şikayetine göre ortalama 4 ila 8 seans yapıyoruz. Haftada bir. Ve sonrasında da bu yaklaşık ortalama bir yıl kadar geliyor. Ya yaş sınırı tabii bu ışıklı tedavilerde özellikle bizim hani gençlerde tabii akne falan olduğundan dolayı yani kendine malik olması ve bunun altında canının sıkılmaması lazım. Yani çocuklarda uygulayamıyoruz. Böyle 14, 15, 16 yaşlarından sonra, 18 yaşından sonra tabii çok daha rahat. İlerleyen yaşlarda. İlerleyen yaşlarda çok daha rahat kullanabiliyoruz. İsterseniz bir görelim şöyle. Bir görelim tabii, değil mi? Hani yani bir an önce ne yapıyoruz, görelim, ne ediyoruz? Yönetmenim bana durmadan ikaz yapıyor. Eğer diyor ihtiyaç varsa ben de gelebilirim. hemen seans yapalım. Ben de yapabilirim. Çünkü bende de buna benzer sorunlar var. Çok gönüllü var. Evet, sevgili hemen, Merve. Hemen takmadan eğer kamera beni görüyorsa ben şimdi şunu bir açıyorum. Şimdi yakına geçeceğiz. Şimdi şöyle bir hemen rengarenk bir ışık seremonisi başladı gördüğünüz gibi. Ve arkasından hemen şimdi size ışıklarını göstereceğim. Şu anda kırmızıdayız. Rejüvenasyondayız. İstersek mavideyiz, aknedeyiz. İstersek yeşildeyiz, kahverengi lekelerdeyiz. İstersek sarıdayız, kırmızı yüzdeyiz. Hmm. Renklerimiz. Ben boynuma da yapmak istiyorum. Peki boyuna yapıyorum. Alın boynunuz için rejüvenasyon. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Bunlar tek başına değil, orada kullanılan cilde özel ürünlerle aktive olduğu zaman etkisini gösteriyor, evet, değil mi? Bunu bir kez daha söylememiz, evet, bunu lazım. Bunu söylediğiniz iyi oldu. Şimdi bu kitin özelliği bu fotosensitif ürünlerle birlikte kullanıldığı zaman alacağımız sonucu garanti etmek oluyor. Ama ekstra bir şey daha söyleyeyim. Bu kitin içerisinde bulunan bu maskelerle hiçbir şey yapmadan da mesela diyelim ki biz kliniğimizde lazer yaptık. Hastayı bir güzel haşladık. Kıpkırmızı ettik. Tabiri ne yapacağız? Tedavi ne etmek yapacağız? Için amacıyla. Tabii yani cildi rejüvenasyon yaptık. Cildi sakinleştirmek için ne yapacağız? Kırmızıydı. Sarı maskeyi takacağız. Ha, bu sefer herhangi bir hiçbir ürün şey kullanmadan. Ne hikmet varsa şu sarı kırmızı da var hocam ya. Hocam yine, sarı kırmızı siz da de mi Galatasaraylısınız? Ben Fenerbahçeliyim. Siz Fenerbahçeliyim. Kardeş bu sene, takım burada o zaman. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Hep biz buradayız. Dostluk kazansın. Dostluk kazansın ve hemen şimdi şöyle bir maskeyi takalım. Çok merakla bekliyor bu maskeden nasıl olacağım görüntüsü ben diye. Görüntüsü de bir enteresan maskenin ayrıca. Şimdi efendim şunu şöyle hocam. Getiriyoruz. Başımızın arkasından bir dakika. Şöyle şunu da kaldırayım ben. Bir dakika başını şöyle kaldırır mısın? Ve 15 dakika bantladık. Hasta bu şekilde bu maskeyle yüzünde beklemekte. Aynı zamanda boynuna da boyun için özel maskeyi takıyorsunuz hocam. Boynumuzu da şöyle yaptık. Bu da boyun için şöyle. Şimdi dekolteye falan peki, da girdi. Peki uygulayamadığınız için kişiler var mı bu yöntemleri? Şimdi tabii buna rahatsızlık verici düzeyde sıkıntısı olanlar falan oluyor ya bazen. Mesela şimdi şuraya şunu, şuraya da şunu açmış olalım. Stüdyomuzda neler oluyor? Görüntüye şöyle ekrandan bakıyorum. Işık da enteresan bir. Mesela yüzde maviyi şeyde de sarıya açtım. Boyunda da sarıya açtım. Yüzde akne tedavisi boyunda da rejüvenasyon yapıyormuşuz gibi düşündüm mesela. Evet. Bir kez daha şöyle bir özetleyelim mi? Özellikle bu ışıkların ne işe yaradığı, hangi rahatsızlıklarda kullanılır? Evet. Şimdi efendim fotosensitif ürünlerimizi kullanmak suretiyle biz mavi ışığımızı aknede kullanıyoruz. Yine akneyi aynı azaltıyoruz. Akne tedavisine destek oluyoruz. Mikropları öldürüyoruz. Oradaki tedavinin oluşmasında etken maddelerin çalışmasını sağlıyoruz. Eğer leke sorunumuz varsa, kahverengi leke, işte güneş lekesi, hamilelik lekesi gibi, o zaman yeşil ışığımızı tercih ediyoruz. Eğer biz cildimizi canlandırmak istiyorsak sadece, ince kırışıklarımız geçsin, biz rejüvene olalım istiyorsak, o zaman kırmızı ışığımızı kullanıyoruz.
Eğer sorunumuz şeyse, kırmızı yüzse o zaman sarı dolayı kırmızı diyoruz. Ne oluyor? Galatasaray oluyor. Sarı kırmızı yapıyoruz. Sarıyı koyuyoruz. Ve bunlar 4 seansta ortalama gayet iyi sonuç veriyorlar ama tabii bazı hastaların şikayetleri daha ileri olduğu için onlara evet, 8 seansa kadar da varabiliyor. Aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi bunun her mevsim yapılabiliyor olması. Dolayısıyla yani yaş sınırlamamız da çok fazla değil. 18'den itibaren herkes yaptırabilir. Haftada bir 4 ila 8 seans uygulandığı zaman çok da iyi sonuçlar elde edebileceklerini düşünüyorum. Bir de tabii bu klinik şartlarında çok böyle rahat ortamlarda yapılan işler ve de ortalama 45 dakika sürüyor. Onu da söylemek lazım ne kadar sürdüğünü. Evet. Ve de işte bu da yeni bir enerji oluyor bizim için. Plazma enerjisinden sonra şimdi şu anda yeni nesil fototerapi enerjisi. Yeni nesil fototerapi enerjisiyle de gerçekten heyecan verici. Evet, bu bebek şansımız olacak. Evet. Evet. Ameliyatsız estetikler gün geçtikçe yol kat ediyor. Evet, bir köşe taşını daha da böylelikle görmüş olduk. Evet, izleyicilerimizle de paylaşmış olduk. Konuğumuza da gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ederim. Dermatoloji uzmanı Doktor Deniz Koral bizimle birlikteydi ve aslında alanda benim de çok merak ettiğim iki önemli konuyu paylaştı bizimle. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben İstanbul'dan geldiniz, konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ve efendim programımız devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda stüdyomuzda ağırladığımız ve izleyicilerimizden de oldukça fazla ilgi gören evet, önemli konular paylaşıyor her defasında bizimle. Avukat Sahra Düzgün Tuceli izleyeceğiz. Hemen sonrasında stüdyomuzdayız.